Arkadaşlar merhaba, ben Şeyma Hocam. Konularımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste lens yasasını göreceğiz birlikte. İndüksiyon akımının yönünü biz lens yasası ile bulacağız. Hatırlayacak olursanız daha önceki dersimizde konuşmuştuk. Demiştik ki eğer ki bir sistemde akı değişiyorsa, akı neydi? Akı dediğimiz şey bir iletkenin birim kesitinden geçen alan çizgisi sayısıydı. Bu manyetik alan çizgisi sayısı olabilir, elektrik alan çizgisi sayısı olabilir, değil mi? Buna biz ne diyorduk? Akı diyorduk. Birim yüzeyden geçen çizgi sayısıydı. Eğer ki bir sistemde akı değişimi varsa, bu akı değişimi bu sistemde bir elektromotor kuvvetin yani EMK'nın oluşmasına sebep oluyordu. EMK'nın değerinde hatırlarsanız eksi delta fi bölü delta t formülüyle hesaplıyorduk. Daha sonra akının değişimi elektromotor kuvveti ise neye sebep olacaktı? Hatırlayın, bir akım oluşmasına sebep olacaktı. Yani akının değişimi bir elektromotor kuvveti dolayısıyla ya da bir akım oluşmasına sebep oldu. Bu akıma biz ne diyeceğiz işte? İndüksiyon akımı diyeceğiz. Gençler işte bu oluşan indüksiyon akımının yönünü nasıl bulacağımızı ise bu derste göreceğiz. Ya okuyalım hemen birlikte. Manyetik akının değişimi indüksiyon akımını oluşturur. Oluşan indüksiyon akımının yönünü lens yasasına göre buluruz. Lens yasası ne diyormuş? Diyor ki indüksiyon akımı kendisini meydana getiren sebebe karşı koyacak yöndedir. Yani ne demek bu? Manyetik alan artıyorsa şöyle düşünün, bir sistem var, tamam mı? Şöyle bir B manyetik alanı var. Bu sistemin içerisinde B manyetik alanı artsın. B manyetik alanı artıyorsa bu sefer benim amacım ne olmalı? İçe doğru bir manyetik alan. Bu manyetik alanı azaltmak olmalı. İşte atıyorum şurada bir tane tel olsun. Bunun ne olması gerekiyor? Manyetik alanı azaltması gerekiyor. Yani artık dışa doğru bir manyetik alan oluşturmasını istiyorum artık. Dışa doğru bir manyetik alan oluşturabilmek için telin etrafında ne olmalıydı? Üzerinden akım geçmeliydi. Peki hangi yönde akım geçmeli? Bakın akımın dışa doğru olabilmesi için ne yapıyorduk? Sağ el kuralıyla buluyorduk, değil mi? Sağ el kuralıyla bulduğumuzda bakın şöyle yukarıya doğru geçerse akım içe doğru olur. O zaman akım nereye doğru geçmeli? Bakın aşağıya doğru. İşte bu yön benim, bu akım benim indüksiyon akımım oluyor. İşte ne yapıyorum? Yine sağ el kuralı yardımıyla buluyorum bakın akımın yönünü. İndüksiyon akımı nereye doğru olmalı? Aşağıya doğru olmalı ki dışa doğru bir manyetik alan oluştursun ve meydana getirdiği sebebe ters yönde olsun. Manyetik alan artıyorsa sistem bu manyetik alanı azaltıcı yönde etki göstererek bu manyetik alana zıt yönde bir manyetik alan oluşturacak, bir indüksiyon akımı oluşturur. Sonuçta bir manyetik alan oluşturmak istiyorum. Bu manyetik alan da ancak bir akım ile oluşturulabilir. İşte oluşturulan bu akıma biz ne diyeceğiz? İndüksiyon akımı diyeceğiz. Manyetik alan azalıyorsa bu sefer şu içe doğru olan manyetik alan azalsın. Sistem bu manyetik alanı artıracak yönde etki gösterir ve manyetik alanla aynı yönde bir manyetik alan oluşturacak indüksiyon akımını oluşturur. Bakın bu sefer bu B manyetik alanı azalıyor. B manyetik alanı azalıyor ama ben lens yasasına göre manyetik alanın azalmasını istemiyorum. Onun artmasını istiyorum. Bu sefer neye ihtiyacım var? Bakın içe doğru bir manyetik alana ihtiyacım var. İçe doğru bir manyetik alana ihtiyacım olduğu için bu manyetik alanı bunun üzerinden geçen akım oluşturacak. O zaman bu sefer akımın hangi yönde geçmesi gerekiyor? Bakın iyi akımının bu sefer yukarıya doğru geçmesi gerekiyor. Eğer yukarıya doğru geçerse akım bu sefer ben ne yapmış olacağım? Manyetik alanı azalırken artırmış olacağım. Yani lens yasasına göre neyi bulmuş olacağım? İndüksiyon akımının yönünü bulmuş olacağım. Devam edelim. Ha gençler şuraya geçmeden bu formülü anlatırken size demiştim ki şu eksi lens yasasından kaynaklanıyor. İşte şu dedik ya, eğer artıyorsa azaltacak yönde etki gösterecek, azalıyorsa artıracak yönde, yani zıt yönde etki göstereceği için o zıtlıktan dolayı şurada eksi işareti var. Bunun da sebebini görmüş olduk burada. Devam edelim bakalım. Diyor ki mıknatıs bobine yaklaşırsa oluşan indüksiyon akımının yönü nedir diyor. Hemen bakalım. Bakın şöyle manyetik alan çizgileri var, değil mi? N'den dışarıya doğru çıkıyor. Şu şekilde manyetik alan çizgileri var. Bakın ben
mıknatısı yaklaştırdım. Burada akı değişimi olur mu? Mesela biraz önce atıyorum sadece şu çizgi gelip giriyordu içeriye. Ama yaklaştırdığımda artık şurada bir yerde olsun bakın mıknatıslar. Ne oluyor? Bu manyetik alan çizgilerinin hepsi bakın bobinin içerisine giriyor. Bu durumda bakın akı değişti. Akı değişti. Akı değişirse bir EMK oluşacak. EMK'nın etkisiyle bir akım oluşacak değil mi? İndüksiyon akımı oluşacak. O zaman burada artık bir indüksiyon akımından bahsedebilirim. Hemen indüksiyon akımının ilk önce yönünü bulalım. Bakın burada B manyetik alanı şu yöne doğru değil midir? Tamam, bu benim B manyetik alanım. Bu yöne doğru. Şimdi ne oldu? Yaklaştıkça manyetik alan arttı değil mi? Yaklaştıkça manyetik alan arttığı için indüksiyon akımının ne olması gerekiyor? Daha doğrusu ben burada manyetik alanı ne yapmak istiyorum? Azaltmak istiyorum. Azaltmak istiyorsam bu sefer bu manyetik alana zıt yönde bir manyetik alan. Şöyle şu pembeyle çizdiğim manyetik alanı oluşturmak istiyorum. B üssü manyetik alanını oluşturmak istiyorum. Bu manyetik alanı oluşturacak akımın yönünü hemen bulalım. Bakın. Ne yapıyorduk serenoidde? Şu baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde avuçluyorduk. Değil mi serenoidi? Bakın avuçladığımda akım nereye doğru gidiyor? Akım şöyle yukarıya doğru gidiyor. Fark ettik mi? Şöyle akım şu yönde olacak değil mi? O zaman bakın indüksiyon akımının yönünü buldum. İndüksiyon akımım hangi yönde bakın? Şöyle geliyor şuradan şu tarafa doğru. Yani hangi yönde oluyor? Bakın yönü bir yönünde. Bir yönünde indüksiyon akımı oluşur. İndüksiyon akımı oluşur. Bakın burada öyle bir akım buluyorum ki manyetik alan artıyorsa o manyetik alanı azaltacak yönde. Yani zıt yönde etki etsin. O zaman ikinci şekle bakalım hemen. İkinci şekle baktığımızda bu sefer mıknatıs bobinden uzaklaşıyor. Bakın bobinden uzaklaşıyor demek şu. Şuradaydı. Buradayken manyetik alan çizgileri bakın şu kadar manyetik alan çizgisi buraya giriyor. Peki uzaklaşırsa uzaklaştığı takdirde bakın şu manyetik alan çizgileri ne yaptı? Şöyle dışa doğru. Bakın bu yüzeye girmedi. O zaman şu tarafa doğru bir manyetik alan var yine. Ama bu manyetik alanın değeri gitgide ne oluyor uzaklaştıkça? Uzaklaştıkça manyetik alanın değeri azalıyor. Hemen lenz yasası diyor ki dur. Sana ben zıt yönde bir azalıyorsan artırıcı bir manyetik alan oluşturmak isteyeceğim. Artırıcı bir manyetik alan oluşturmak istiyorsan bu durumda manyetik alanın yönünün yine bu yönde olması gerekiyor. Hemen şöyle bir B üssü manyetik alanı oluşturmak istiyor. İşte bu B üssü manyetik alanını ne oluşturacak? İndüksiyon akımı oluşturacak. Bakalım indüksiyon akımı nereden nereye doğru hareket edecek? Bu sefer baş parmağım bu tarafı gösteriyor. Selenoide avuçladığımda bakın akım nereye doğru? Şöyle oluyor değil mi? İşte bu indüksiyon akımı. İndüksiyon. Bu indüksiyon akımı. Bakın akım bu sefer şöyle geçmiyor mu? Bakın şöyle geliyor. Arkadan dolaşıp geliyor değil mi? Akımın yönü hangi yönde oldu? İki yönünde indüksiyon akımı oluşur diyeceğiz. Bu indüksiyon akımının yönünü bulmak gerçekten kolay. İlk başta birazcık karmaşık gelebilir. Önce manyetik alanı bulup sonra bu manyetik alanı oluşturacak akımı bulduğumuz için, akımın yönünü bulduğumuz için birazcık garip gelebilir size. Ama şunu biliyoruz değil mi? Eğer manyetik alan varsa tel üzerinde ne oluşacak? Akım oluşacak. Bunu biliyoruz zaten. Anlayıncaya kadar başa sarıp dinleyin bu kısmı. Devam edelim. Diyor ki B manyetik alan şiddeti artırılırsa şurada bir halka var. Halka üzerinde oluşan indüksiyon akımının yönü ne olur? Bakın B manyetik alanını artırıyorum değil mi? Nereye doğru bu manyetik alan? İçe doğru. O zaman artırıyorsam bunu azaltıcı yönde bir etki olması gerekiyor değil mi? O zaman işte bu halka üzerinden öyle bir akım geçireceğim ki oluşturduğu manyetik alanın yönü nereye doğru olsun? Dışa doğru olsun istiyorum. Çünkü zıt yönde olacaktı. O zaman B üssünün dışa doğru olmasını istiyorum. Bakın ne yapıyordum halka üzerinden geçen tel üzerinden geçen akımın yönünü bulmak için. Baş parmağım yine manyetik alanı gösterecek. Halkayı şöyle avuçladığımda şu dört parmağım da akımın yönünü. Bakın manyetik alan dışa doğru. Şu şekilde bir akım oluşacaktır değil mi? O zaman tel üzerinden şu akım geçmeli ki burada dışa doğru bir manyetik alan oluşsun. Bakın indüksiyon akımının yönü bu yöndedir. Devam edelim.
KL, TL 3 yönünde çekilirse indüksiyon akımının yönünü bulunuz diyor. Bakın hemen bulalım indüksiyon akımının yönünü. Ne yapıyordum? V hızı bu yöne doğru 3 yönünde çekilecek. 3 yönünde çekiliyor bakın. Baş parmağım hızı gösterecekti. 4 parmağım manyetik alanın yönünü gösterecek. Şöyle tuttuğumda avuç içim ne yapacaktı? Artı yükleri gösterecekti. Avuç dışı ise eksi yükleri gösterecekti. Şöyle olacak değil mi? Gençler bakın artık böyle çubuk halinde bırakmıyorum. Hemen bunu elektrik devresi haline getiriyorum. Bakın şurası artı, şurası eksi değil mi? Ben uçlar arasında potansiyel fark oluşturdum ve devrede akım oluşturacağım. Şöyle hemen devrenin geri kalanını da çizelim. Şurada bir R direnci var. Akım nereden nereye olacaktı? Akımın hareket yönü artı yükten eksi yüke doğru. Bakın bu durumda iken hangi yönde oluyor akımın yönü? İki yönünde oluyor değil mi? Bu yönde iki yönünde indüksiyon akımı oluşur. İndüksiyon akımı. Devam edelim. Dört yönünde çekilirse oluşan indüksiyon akımının yönünü bulunuz diyor. Hemen bakalım dört yönde hareket ediyor. Baş parmağım hız vektörünü gösterdi. Dört parmağım içe, avuç içim artı yükleri gösterecek. Bakın bu sefer artı yükler aşağıda oldu. Avuç içim artı yükleri gösterecek. Avuç dışım eksi yükleri. Bakın şöyle oldu. Artık şöyle bir şey var, pil var devrede. Şöyle. Şöyle devam ettirelim. Artı eksi. Bakın akımın yönü nereden nereye doğru olacaktı? Artıdan eksiye doğru. Artı kutuptan eksi kutba doğruydu. O zaman bakın indüksiyon akımının yönü hangi yönde oldu? Bir yönünde oldu. Tamam mıyız gençler? Devam edelim bakalım. Ne diyor soruda bize? Diyor ki şekil 1'deki K bobinle pil ve reusa bağlanmıştır. Şekil 2'deki bobine ise direnç bağlanmıştır. Reusta ok yönüne çekiliyor. Buna göre L bobinindeki indüksiyon akımının yönünü bulunuz. L bobinindeki indüksiyon akımını soruyor. İlk önce gençler şuna bir bakalım bakın. Ne olacaktır? Şurası art, şurası eksi değil mi? Artı eksi olduğuna göre akım nereden nereye doğru olacak? Artıdan eksiye doğru bakın. Şu şekilde üzerinden akım geçecek. Doğru muyuz? I akımı geçiyor. Başlangıçta I diyelim buna. İndüksiyon akımını I ile gösterelim. Başlangıçta bakın I akımı geçiyor. I akımı geçiyor. O zaman N kutbunu, S kutbunu bir belirleyelim. Bakın hemen ne yapıyorum? Dört parmağım akım yönünü gösterecek şekilde selenoide avuçladığımda bakın B manyetik alanı nereye doğru oluyor? B manyetik alanı şöyle şu yöne doğru oluyor. O zaman burası mıknatısın N kutbu, burası da mıknatısın S kutbu. Burada okeyiz. Bu manyetik alan gelip buraya girecek. Burada bir indüksiyon akımı oluşturacak değil mi? Burada hemfikiriz. Şunun direnci R diyelim. Bu durumda ne yapıyormuşum? Reus'ta bağlanmıştır. Reus'ta ok yönünde çekiliyor. Bakın Reus'ta'yı ne yapıyorum? Ok yönünde çekiyorum değil mi? Reus'ta'yı ok yönünde çekersem neler değişecek? Gençler şurada kalmış. V'dan V eşittir I çarpı R'den konuşalım bakın. Bu durumda ne olacaktır? Bakın I'nın değerini çekelim. I eşittir V bölü R. Burada pilim var, pilim sabit. R direncini ne yapmış olursunuz siz? Reus'ta ayarlanabilir dirençti. Ben ne yapıyordum? Şurada devreye dahil olan diş sayısı arttıkça, bakın ben bu tarafa doğru çektiğimde buraya gelecek. Devreye dahil olan diş sayısı arttıkça R artıyordu. Ben R'yi artırırsam I'nın değeri ne olacaktır? I'nın değeri azalacaktır. Şurada oluşan manyetik alan I'ya bağlı değil mi? Akıma bağlı değil mi? Bunları görmüştük daha önceki derslerimizde. Selenoidin üzerinden akım geçen selenoid içerisinde oluşan manyetik alanı konuşmuştuk sizinle. B'nin değeri azalacak. Artık burayla işim bitti. Şekil 1'le artık bakmıyorum. Gelelim şekil 2'ye. Bakın B'nin değeri azalıyor. Şöyle geçen bir manyetik alan vardı ve bu manyetik alanın değeri ne yapmaya başladı? Azalmaya başladı. Lenz yasasına göre hangi yönde bir manyetik alan oluşturmak isteyeceğim? Azalıyorsa artırıcı yönde. Yani aynı yönde bir manyetik alan oluşturmak isteyeceğim. Şu şekilde bir manyetik alan, B üssü manyetik alanı oluşturmak istiyorum. Hemen sağ el kuralına göre baktım. Baş parmağım manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde selenoide avuçladığımda bakın akım nereye doğru? Aşağıya doğru, şu yönde değil mi? Bu yönde bir akım geçecekse bakın akımın yönü hangi yön oluyor? Artı x yönünde oluyor. Artı x yönü artık
burada oluşan akım ne akımıdır? İndüksiyon akımıdır. Tamam? Bakın size hem TYT bilgilerinizi sorgulattı bu soru. Hem de AYT bilgilerinizi birleştirmenizi istedi. Böyle sorular güzel sorular. Dikkat edin böyle sorulara. Devam edelim. Düz telden geçen I akımı artırıldığında I'nın değerini artırmamı istiyor. Çembersel telde indüksiyon akımı oluşuyor. R direnci üzerinden geçen akımın yönünü bulunuz. Bakın gençler hemen konuşalım. Burada tel üzerinden geçiyor ya akım. Telin etrafında bir manyetik alan oluşacaktı. Formülü K çarpı 2 I bölü D. Ben I'nın değerini artırırsam B'nin değerini de artırmış olurum. Burada okeyiz değil mi? Şimdi bakalım ki bu telin olduğu tarafta hangi yönde bir manyetik alan var? Ne yapıyorum şu şekilde teli avuçladığımda bakın manyetik alan burada içe doğru. İçe doğru bir manyetik alan var telin bu tarafında ve bu manyetik alanın değeri artıyor. Artıyorsa indüksiyon akımına göre ben bunu azaltıcı yönde bir manyetik alan oluşturmak istiyorum. Yani şöyle dışa doğru bir manyetik alan oluşacak. Dışa doğru bir manyetik alan oluşursa hemen sağ el kuralıyla yapıyorum. Baş parmağım manyetik alanın yönünü gösterdi. Halkayı avuç içine aldım. Bakın hangi yönde akım geçmeye başlıyor? Bir yönünde indüksiyon akım geçmeye başlıyor. İşte indüksiyon akımının yönünü ben ne bulmuş olurum? Bir yönünde bulmuş olurum. Soru 3. Soru 3 güzel soru. Yine TYT ile böyle harmanlayacağız bilgilerimizi. V hızıyla hareket eden L uzunluğundaki telin üzerindeki ampermetrenin gösterdiği değer kaç? B çarpı V çarpı L bölü R'dir diyor bana. Gençler ilk önce ampermetrenin ne işe yaradığını konuşalım. Ampermetre devrede ne ölçerdi? Ampermetre devrede akım ölçer. Peki devreye nasıl bağlanırdı? Seri bağlanırdı. Hatta TYT bilgilerimizi şöyle bir pekiştirelim. Devreye seri bağlanır. Üzerinden akım geçiyor değil mi? İç direncini sıfır kabul ediyorum. Devrede nasıl anahtar görevi görüyordu? Üzerinden akım geçtiği için kapalı anahtar görevi görüyordu. Böylece bir tekrar etmiş olalım. O zaman ampermetre burada akım okuyacak. Ampermetre akım okuyacağı için bakın hiç bilmesem bile V eşittir I çarpı R idi değil mi? I'nın değerini çekersem V çarpı V bölü R'dir. Burada pil yerine ben ne kullanıyorum? Elektromotor kullandığım için epsilon bölü R olacak. Aslında bana burada epsilon bölü R'nin değerini sormuş. Bakın epsilon eşittir B çarpı V çarpı L değil miydi? B çarpı V çarpı L bölü B çarpı V çarpı L bölü R gelmedi mi? Bakın aynı cinsle. Tamam. Yani sana akımı soruyor aslında. Bulalım hemen. Ne yapacaktım? Sağ elimin baş parmağı telin hareket yönünü, hızın yönünü gösterecekti. Şöyle. Dört parmağın manyetik alanın yönü. Manyetik alanın yönü içe doğru. İçe doğru olduğu için şöyle tuttum. Bakın. Avuç içim artı yüklerin olduğu yeri, avuç dışım eksi yüklerin olduğu yeri gösteriyor. Şuraya hemen artı yükleri topladım. Şuraya da hemen eksi yükleri topladım. Bakın artık bunu yaptıktan sonra bu devreyi normal bildiğim pilli devre haline getiriyorum. Artı eksi şurada bir 2R var. Şurada bir R direnci var. Şurada da bir ampermetre var. Bakın gençler bunlar birbirlerine nasıl bağlıdır? Paralel bağlı. O zaman R eşi bulalım. R eşi R çarpı 2R bölü R artı 2R'ydi değil mi? Buradan ne bulurum? Şuraya da, şurası 3R gelir. Şuraya sadeleşir. 2 bölü 3R gelir değil mi? 2 bölü 3R. Şimdi getirip akımın yerine yazalım. İ eşittir. Epsilonun yerine ne yazıyorum? B çarpı V çarpı L. B çarpı bu telin demek ki uzunluğunu L alalım şöyle. B çarpı V çarpı L bölü R'nin değerini ne buldum? 2 bölü 3R. Buradan ters çevirip çarptım. 3 bölü 2 B çarpı V çarpı L bölü R geldi. Zaten bana da bunun değerini sormuştu. Tamam. Biraz sınır ihlali yaptık ama şu soruya da bakalım hemen birlikte. Bana yine aynı şeyi soruyor. Diyor ki ampermetrenin gösterdiği değer kaç BVL bölü R'dir? Bakın ampermetreyi şuraya bağlamışım. Yine ne okuyacağım devrede? Yine devrede akım okuyacağım. I eşittir I diyelim artık. I ile gösterdik ya indüksiyon akımını. Epsilon bölü R olacaktır. Yazalım hemen bakalım gençler.
şu tel 3 ve hız ile buraya doğru gidiyor. Sayfa düzeyine dik çarı manyetik alan. Bu tarafa doğru da hız var. Bu durumda bakın artı yükler şurada, eksi yükler burada toplandı. Aynı şeyi bunun içinde yapıyorum. Hemen koydum. Artı yükler avucumun içi. Artı yükler burada, eksi yükler burada toplandı. Tamam. Yazalım şimdi. Bakın şuranın epsilonunu yazıyorum. Şuranın elektromotor kuvvetini yazalım. E eşittir B çarpı 3V çarpı L oldu değil mi? Şunun epsilonunu da yazalım elektromotor kuvvetini. MK'sı B çarpı V çarpı L oluyor. Bakın ikisinin tellerinin boyu aynı. Tamam, o zaman hemen şöyle şuna epsilon desem, şuna 3 epsilon desem sonuçta alışsam olur değil mi? Problem olmaz. Bakın şöyle açıyorum devreyi. Artı şurası eksi, sonra şurada bir R direncim var. Sonra devam ediyor. Şurası artı, şurası eksi. Devam ediyorum. Şurada bir amper metre var. Şöyle. Şuraya 3 epsilon değerinde dedik. Şuranın değerine de epsilon dedik. Gençler bakın bildiğimiz klasik elektrik devresi formuna döndü sorumuz. Buradan sonrası çok kolay. Bakıyorum bunlar birbirlerine nasıl bağlı? Üreteçlerin bağlanması. Üreteçler nasıl bağlanıyordu? Şu şekilde artı eksi artı eksi artı eksi. Bu şekilde devam ediyorsa birbirine seri bağlanmıştır. Ama eğer ki şöyle devam ediyorsa artı eksi eksi artı bu şekilde bağlanmışsa evet seri ancak ters bağlanmıştır. Ters bağlamada birbirlerinden çıkarıyoruz. Düz bağlamada birbirleriyle topluyoruz. Tıpkı dirençlerin toplanmasındaki gibi. Bakıyorum artı uç artıya bağlanmış. Eksi uç eksiye bağlanmış. Bunlar seri ve ters bağlıdır. Seri ve ters bağlı oldukları için çıkarıyorum hemen. Ne oluyor? 2 epsilon. Artık sanki devrede bir tane pil varmış. Şunu görmeyelim. Şunu da görmeyelim. 3 epsilon eksi epsilondan 2 epsilon. Tamam. Bulalım akımın değerini. I eşittir 2 çarpı epsilon yerine ne demiştik biz? B çarpı V çarpı L bölü direncimde R kadar. Buradan akımın değerini kaç BVL bölü R bulmuş olurum? 2 BVL bölü R bulmuş olurum. Tamam mıyız gençler? Arkadaşlar bugünlük dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde özün diksiyon akımına geçeceğiz. Bölük pörçük olmasını istiyorum. Burayı bir sindirin, tekrarlarınızı yapın, soru çözün. Yarınki dersimize özün diksiyon akımıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.